Arkadaşlar merhabalar. Temel edebiyat bilgileriyle beraberiz. İmge, ölçü, ahenk gibi kavramları inceleyeceğiz. İlk imge, yansıtılmak isteneni daha canlı, etkili görünür kılmak amacıyla başka şeylerin çizgileri ve şekilleri içinde tasarlamaktır. Gerçekle ilişkisi olmadığı halde insanın zihninde tasarlayıp canlandırdığı şeydir imge. Yağmur yağıyordu. Gökyüzü senin gidişine ağlıyordu. Gördüğünüz gibi bir güzelleme de var. Gökyüzünün aslında yağmur şeklinde bir şekilde doğa olayını şair burada güzelleyerek senin gidişine imgelemiştir. Bir başkasında ise dünyanın en güzel kadını oydu. Saçlarını tarasa baştan başa Rumeli. Yine bir imgesel çalışma. Da o güzel ses bütün etrafı gezindi. Uçsuz bir tarlaya sunulmak üzere. Yine sesin uçsuz bucaksızlığını bir tarla imgesi üzerinden verilmiştir. Ahenk, şiirde ölçü ve kafiye, yine şiirde ve düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin ses özelliklerine göre kulağa hoş gelecek şekilde dizilişiyle ortaya çıkan ses benzerlikleri, ritim, yinelemelerin yarattığı uyuma ahenk denir. Ölçü, hece ölçüsü, arız ölçüsü, serbest ölçü olmak üzere 3 çeşittir. Hece ölçüsü, şiirde dizelerdeki hece sayılarının eşit olması kuralına dayanan ölçüdür. Şiirin bütün dizelerinde aynı sayıda hece bulunur. Hece ölçüsü Türk şiirinin milli yani ulusal ölçüsüdür. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından sonra halk edebiyatında da kullanılmaya devam edilmiştir. Halk edebiyatında hece ölçüsünün daha çok 7'li, 8'li, 11'li kalıpları kullanılmıştır. Hece ölçüsünün kullanıldığı bir şiirde dizeler 2 ya da 3 parçaya bölünür. Dizelerin bölündüğü yerlere durak denir. Örneğin 11'li bir hece ölçüsünü genelde 6 artı 5 gibi 2'ye bölerek ki bu böldüğümüz yerleri de durak diyerek devam edebiliriz. Böylelikle şiirin ahengi arttırılmış olur. Yar yüreğim yar, gör ki neler var, bu halk içinde bize güller var. Ya da sol benim şeyhimi görmeye kim gelir, zevk ile sefalar sürmeye kim gelir. Ya da ne hasta bekler sabahı, ne genç ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışım çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, düşmeyince sezilmiyor mihriban. Örneklerinde olduğu gibi. Evet, arız ölçüsü, dizelerdeki hecelerin uzunluk, kısalık yönünden birbiriyle uyumlu olmasına dayanan ölçü çeşididir. Bu ölçüye göre açık hece ve kapalı hece olarak iki tür hece vardır. Biz açık heceyi genelde ünlü ile biteni, kapalı heceyi de dolayısıyla ünsüz ile biteni alırız. Evet, aşağıda bunu zaten söylüyoruz. Açık hece ünlü ile bitendir. Kısa hece olarak da bilinir. Bu heceler bir nokta ile gösterilir. Kapalı hece ünsüz harfle biten hecedir. Uzun ünlülerle biten heceler de kapalı hecedir. Uzun heceler aruz kalıpları bulunurken bir çizgi ile gösterilir. Bir örnek olarak bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Burada aruzu gösterdiğimizde açık kapalı bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bu şekilde açık kapalı özelliğini aşağıya rahatlıkla yazabiliriz. Evet, aruz terimleri. Takdi. Bir şiirin aruz ölçüsü kalıbını bulma işidir. Takdiler aslında halk edebiyatındaki durağa denk gelir. Aralara koyduğumuz işaretlerdir. İmale. Kısa okunan bir heceyi vezin gereği uzun okuma işidir. Zihaf. Uzun okunan bir heceyi vezin gereği bu sefer kısa okuma işidir. Met. Bir heceyi vezin gereği 1,5 hece okuma işidir. Ulama. Ünsüzle biten bir kelimeyi ünlü ile başlayan bir kelimeye bağlama işidir diyebiliriz.